Erzurum'un tarihini derinlemesine araştıran Abdurrahim Şerif Beygu, ölümünün 80. yılında Erzurum Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen programla anıldı. Ömrünü Erzurum tarihini araştırma ve tanıtmaya adamış olan Abdurrahim Şerif Beygu, ölümünün üstünden tam 80 yıl geçti. Beygu, ölüm yıl dönümünde Erzurum Teknik Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu programla anıldı. Mekanları şereflendirenler insanlar. Dolayısıyla aslında Erzurum'da Erzurum'a değer katan Abdurrahim Şerif Bey gibi şahsiyetlerin olması tabii ki onların da hatıralarına bir saygı olarak yad edilmesi, hatırlanması oldukça kıymet arz ediyor. Profesör Doktor Uğur Akbulut yönetiminde düzenlenen panelde Profesör Doktor Murat Küçükuğurlu, Profesör Doktor Ömer Özden, Eczacı Erdal Güzel, Naci Elmalı ve Alparslan Kotan konuştu. Hem Şerif Bey bu bir tarih ve coğrafya muallimi, öğretmenidir ve bu mesleğini de ömrünün sonuna kadar devam ettirmiştir. Yani 50 yaşında vefat etmiş, 50 yıllık ömre hem birçok eser sığdırmış hem de Erzurum'u ülke çapında bu elimde bulunan kitabıyla tanıtmıştır. Bugün andığımız Abdurrahim Şerif Beygü gibi güzel insanlar. Bunlar kubbede, postada bırakarak gittiler. Makam ve mevki peşinde koşmadılar. Paraları, pulları asla olmadı. Abdurrahim Şerif Beygü için derler ki, İhtiyar yaşadı, genç öldü. 49 yaşında vefat etti. Ama o kısa ömre çok şeyler sığdırdı. Gerek bu son dönemini, Osmanlı dönemini, gerekse Cumhuriyet'in ilk yıllarını yaşamış ve aynı zamanda bir tarihçi olarak geçmişini de çok iyi bildiği için neleri kaybettiğini çok iyi bilen birisi. Erzurum'un nasıl bir tahribata, nasıl bir mezalime, yok oluşa sahne olduğunu bilen ve bu yüzden de var olanı, yani Cumhuriyet dönemine intikal edeni koruma derdine düşen birisi. Elimizdekileri koruyalım diyerek çırpınan birisi. Bunun o dönemin basınında görüyoruz, o dönemin. Peki Abdurrahim Şerif Beygu kimdir? Erzurum'un yetiştirdiği önemli eğitimcilerden ve yazarlardan birisidir. Hayatı boyunca tarih, edebiyat ve eğitim alanlarında yaptığı çalışmalarla biliniyor. Erzurum'un ve çevresinin tarihi, kültürel birikimlerine katkıda bulunmuş, günümüze ulaşan eserleriyle de bu mirasın korunmasına öncülük etti. Beygu, tarih ve kültür araştırmalarına büyük ilgi duyuyordu. Çalışmalarının odak noktası özellikle Erzurum ve çevresinin tarihi ve kültürel zenginlikleri üzerineydi. Erzurum başta olmak üzere tarih üzerine yazılı birçok eseri bulunuyor.